ben bunu böyle yaparsam çekemeyeceğim. Ondan sonra hani gözümü sildim, başladım, çektim doğru düzgün diye düşünüyorum. Bugün daha şeydi yani, hem böyle bir hareket halindeydik falan, onun için de biraz zor. Çektik birkaç şey ama çok üzerinde çalışılması gereken şeyler diye düşünüyorum. Çaktırmadan sözleşmeye başlamış oluyoruz. Ben çekemem demek. Çok heyecanlı. Yani zor. Fotoğrafçı olamam. Ama çok Can şey abiden taktik alacağız. Demek ki. Yani o çok güzel. Maneni çekemedinse çok şey kaybettim. Ben inanıyorum. Ben şey yapmam, hiç öyle düşünmem öyle şeyleri. Hep şunu düşünüyorum, başka bir sefer bir daha gelmeye bahane oldu diye düşünüyorum. Hep öyledir yani. Geçen sene tane yurt dışı yazıdan editörlerin seçtiği örnek fotoğraflarla Yolculuk diye başka bir kitabım daha yayınlandı. Sandalyelerinizde bulmuş olmanız lazım. Naçizane ufak bir hediye olarak kabul ederseniz çok sevinirim. Okursanız daha çok sevinirim. Yorumlarınızı bana yazarsanız daha da çok sevinirim yani. Öyle sevinç dolu bir şey yaşamış oluruz. 2010 yılı İstanbul Avrupa Kültür Başkenti'ydi. O etkinlikler içerisindeki tek fotoğraf projesi olan ve en büyük proje olan fotoğraf geçidinin organizasyonunu yaptım. 16 ay süren bir projeydi. 16 sergi açıldı daha doğrusu. Ben 2 sene kadar uğraştım hepsi için. Onun kitapları yayınlandı. Etkinlikleri, söyleşileri, sergi okuma kitapları, albümleri falan derken 2 sene beni bayağı bir yıprattı. Yine 2010 yılı Türkiye Jockey Kulübü'nün 60. yılıydı. Onlar için çok büyük bir sergi ve kitap organizasyonu yaptım. İşte İstanbul'da, Ankara'da, şeyde hipodromlarda falan açılan büyük bir sergi oldu. Son birkaç yıldır da 7-8 tane fotoğraf albümünün editörlüğünü ve küratörlüğünü yapıyorum. Yani 3-5 yıldır da işin yayın tarafıyla da uğraşıyorum. Aslında ne iş yapıyorsun diye soracak olursanız, ki tahmin ediyorum bütün fotoğrafçılara sorulan bir soru bu maalesef. Yani aslında ne iş yapıyorsun? Fotoğraf meslekten sayılmadığı için, hani hep diyorlar ya, kız alıp verilmeyen meslek grubundan olduğu için bizim işimiz, her seferinde soruyorlar aslında ne iş yapıyorsun diye. Ben mesela 25 yıldır dedeme anlatamadım ne iş yaptığımı. Sen ne iş yapıyorsun yani diyor, işte fotoğraf falan. Fotoğrafın ne işini yapıyorsun? Fotoğraf iş mi falan diyor. Ama ne anlatayım adama yani, bir de 85 yaşına geldi. Artık bir şey de söyleyemiyorum, öyle bir durum. Aslında bir işim var, onu söyleyeyim de yani. O soruda cevabını bulmuş olsun. Ben Fototürk Fotoğraf Merkezi'nin kurucusu ve idarecisiyim. Asıl yaptığım iş bu. Çok kabaca yaptığım iş, Fototürk'te dönen dolapları çevirmek gibi bir şey. Orada ne kadar sergi, etkinlik, seminer, atölye, ne bileyim, seyahat falan varsa onların organizasyonunu yapıyorum. Sabah 9-9.30'da ofise giriyorum. Akşam 9-9.30'a kadar ders anlatmadığım saatler dışında büyük ihtimalle büyük bir çoğunluğunuzun yaptığı gibi bilgisayar başında çalışıyorum. Asıl işim o. Bu yazıyorum, çiziyorum, bilmem ne diyorum falan hikayeleri de kalkıp eve gittikten sonra bir şeyler yiyorum, biraz dinleniyorum. Ondan sonra oturuyorum bilgisayar başına, yapmaya başlıyorum. Ne zaman biterse hikayesi gibi. Hadi ikinci ukalalığımı da yapayım da öyle bağlayayım hikayeyi istiyorum. Bütün insanların eşit olduğu tek şey zamandır. Herkesin 24 saati vardır eşit. Bir tek eşit olduğumuz şey o zaten. Onun dışında çok eşitlikten konuşamıyoruz maalesef. Kim daha iyi kullanırsa bu süreyi daha çok şey üretebilir gibi bir fikre çok inanıyorum. Hani eskilerin deyişiyle gücüm yettiğince böyle çalışacağım gibi bir niyetim var. Öyle bir yaşam pratiğiyle gitmeye çalışıyorum. Çok kabaca hikayem budur. Konuşmaya başlayınca duramamak gibi bir rahatsızlık var. Bilmiyorum. Üniversite zamanında başladım. Üniversiteye kadar olan dönemde stüdyo fotoğrafçılığı yapıyordum. Ve fotoğrafı tamamen teknik bir işmiş gibi zannediyordum açıkçası. Başka bir yöntem olduğunu, başka bir yol olduğunu, bir yaşam biçimi olduğunu bilmiyordum. Böyle o dönemki kafayla bir şeyler vardı tabii içimde ama böyle çok dile getirebildiğim şeyler değildi. Üniversiteyi kazandığım zaman Marmara Üniversitesi'nde gittim, bina yeni taşınmıştı okul oraya, binaya ve hiçbir şey yoktu okulda. Yani biz dersi girerken şeydi, bizim Dolapdere'den Nişantaşı'na geçmişti okul. Yani derse girerken bahçeden 4. kata bahçedeki bankı taşıyıp çıkıp ona oturabiliyorduk falan. Öyle bir durumdaydı ve hiçbir şey yoktu okulda. Ya bir şeyler yapalım da bir hareket olsun falan, kafamız rahatlasın, ne yapsak falan. Kulüp yoktu hiç okulda. Kulüp kuralım, ne kuralım? Ben de hani fotoğrafla uğraşan bir adam olarak, teknik olarak en azından. Fotoğraf kulübü kuralım dedim ve bir fotoğraf, MIFOK işte o zamandan birkaç yıl öncesine kadar da devam etti bildiğim kadarıyla. Ve kulüp kurunca da aynı bu etkinlik gibi birilerini davet edelim bari dedik. Kimi davet etsek diye bir arkadaş dedi ki ya Faruk Akbaş diye biri var.
Onu davet edelim dedi. İyi dedim ben de. Gittik işte telefon melefon, gelir misin abi, gelirim. Geldi, ışıklar söndü, gösterisi başladı, gösteri bitti. Ben başka bir adam olarak kalktım sandalyeden, anlatabiliyor muyum? Yani ilk öyle bir şey oldu ve ben hemen Faruk'a şey yaptım tabii yani. Nasıl yapılıyor bu iş falan, nedir bunun hikayesi diye. Faruk o gösterinin sonunda şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, isteyenler varsa dedi, bizim yerimiz Taksim'de, gelsin takılsın dedi. Ben tabii ertesi gün gittim. Biz 5 arkadaş falan gittik. Öbür gün 4 arkadaş gittik, öbür gün 3 arkadaş gittik, öbür gün 2 arkadaş gittik. Benim 25 yıl oldu yani, anlatabiliyor muyum? Bir kere takip ettim hikayeyi. Fotoğraf evi o zaman çok güçlü bir zamanıydı. Ve oraya Türkiye'nin en önemli fotoğraf kadroları geliyordu. Nevzat Çakır mesela. Beni çok etkileyen isimlerden bir tanesidir. Nasıl? Yok yok. Orası madende yürürken de biz işte yer altında 200 metrede yürürken de muhabbet ettik de. Hani muhabbetin konusu şeydi bir de hani işte ben şey dedim hani Türkiye'de biraz şeyler hani böyle çok fotoğrafçı olmasına biraz böyle bir eski fotoğrafçılar böyle biraz mesela sen ne düşünüyorsun bakışız o konuda? Ben çok seviniyorum. Çok insanın uğraşması çok güzel ama Türkiye'nin en büyük sorunu kalite sorunu. Her şeyde olduğu gibi. Nerede çokluk orada necaset bizim atasözümüz. Başka dilde olduğunu zannetmiyorum yani. Dolayısıyla biz de öyle bir sıkıntı yaşıyoruz hep. Yani yoksa bu kadar çok insanın fotoğrafla uğraştığı bir ortamda çok daha acayip şeyler olması gerekmiyor mu? Bence olması gerekiyor. En ucuz makine nerede? Bir yerine işte değil mi? New York'ta. Biz de o kadar makine satın alıyoruz herhalde. Niye bizde öyle ucuz bir mağaza yok? Anladın mı? Ya madem bu kadar çok fotoğrafçıyız, bizim de öyle bir şey yok. Yok bir başka cinlikler peşinde. Ya orada şey değil mi yani hani fotoğrafçı olmakla fotoğraf çekmek çok ayrı şeyler. Hani şimdi her yemek yapan aşçı değil mesela. Hani şimdi herkes yemek yapıyor. Yani bir şeyler yapıyor yani. Ama ya fotoğraf en kolay sanat. Kabul etmek lazım ki en kolay sanat. Yani burada mesela siz bale kursu verseydiniz büyük ihtimalle diyecektiniz ki 6 yaşından büyük kimseyi almıyoruz. Çünkü 6'dan sonra vücut esnemediği için seni alamayacağız kusura bakma. Bir işte sen olacaktın Çetin abi oldu eski baletler falan diye. Hoca olarak siz olacaktınız yani. Anladın mı? Başka kimse olmayacaktı. Mesela burası bir dil kursu olsaydı giren herkes diyecektiniz ki buyurun şurada bir seviye tespit sınavı var. Önce onu yapalım bakalım hangi kurdan başlayacaksın. Müzik kursu olsaydı piyanonun başında ses dinletip ses çıkarmanızı isteyeceklerdi falan. Fotoğraf olduğu zaman nasıl? Makineniz var mı diye soruyorsun. Hikaye bu kadar basit. Orada teorik mi? Olarak başka söylüyorum. Fotoğraf makinesi olan herkes fotoğrafçıdır. Teorik olarak böyle. Pratiğe geldi mi iş değişiyor. Çünkü hani fotoğraf böyle birkaç ayağı üzerinde duran bir sanat olduğu için dingildemeden durabilmesini sağlayan adam fotoğrafçıdır. Öyle bakalım. Ben çok hani sanatçı lafını sevmiyorum ama hani istiyorsan öyle söyleyeyim. Yani her sözlüğü olan şair mi? Değil. Şairler buna bozuluyor mu? Herkes şiir yazmaya çalıştı lise yıllarında diye. Yok. Fotoğrafçılar da bozulmasın abicim. Niye bozuluyorsunuz ki? Bozulmayalım yani. Sen zaten yaptığın işle, ortaya koyduğun eserle, hiçbir şey ortaya koymasan da söyleyeceğin herhangi bir sözle başka insanları etkileyebiliyorsan bence yeterli. Öbür